Tam o sırada Şeyhülislam'la Moskova'dan gelen Sefiri Kebir kendisini çağırır. Müftülük ünvanıyla o sıralarda çok karışık olan Batum'a gitmesini isterler. Diplomasını almadan İstanbul'dan ayrılmak istemeyen Erdem, Şeyhülislam ve Moskova Büyükelçisi'nin sert tepkisiyle karşılaşır. Şimdi o vakit Şah Bender dedi ki, Şah Bender diyorum işte Moskova Sefiri. Evet. Dedi ki efendi, bu efendiye anlat, son vezifeyi anlat. Batum'a gidecek, şimdi gidecek. Şimdi gidecek. Buna dair bir diyecek varsa desin. Tahsil falan filan mazeret dedi. Çünkü vatan gitmiştir elden. Vatana bir şey bana terk ettiriyorsunuz. Ben mütekassisinden bir vesika alamazsam, hukuktan vesika alamazsam, yarın hiçbir hükümet beni tanımaz. Vesikayı ne olasın, vatan yok dediler. Bu sözler üzerine Batum'a gelen Erdem, buradaki İngiliz işgali yüzünden çalışmalarını sürdüremez. Kitaplarını yüklendiği gibi Şavşat'a gelir. Erdem'in daha sonra milletvekili olan yeğeni Zihni Ural, bu memlekette toplantılara başlayacağım der Ahmet Feyzi Erdem'e. Köylerden muhtarları, sözü geçen kimseleri çağırarak birkaç toplantı yaparlar. Memleketin umumi hali bir korku. Acaba biz hangi hükümete mal olacağız? Acaba biz hangi hükümet idaresine kalacağız? Herkeste bu korku var. Kimisi diyor ki Ermeni hükümetine bağlanar, kimisi diyor Gürcü hükümetine bağlanar. Bir Türk'ten başkasını istemez o diyorlar. Evet. Ehali. Karşı koyuyorlar. Sonra Mustafa Kemal Erzurum'a geldi, haber aldı. Orada Erzurum'da kongreye verilmiş, bizzat gelmiş oraya. Tuttum ben mektubu yazdım. Mustafa Kemal'e? He. Ne dedi, ne dediniz mektupta? Dedim ki, kongreye başkanlığına dedim. İsmini vermedim. Çünkü belki yanlış olur diye. Kongreye başkanlığına, kongreye mahiyeti neden ibarettir ve bizim memleket hakkında fikir nedir? Bizim memleketimiz ana vatana, Anadolu'ya bağlamak istiyoruz. Anadolu her ne yoldan geçerse biz de aynı yoldan geçmek istiyoruz. Onun için biz Anadolu'yla birlikte yaşamak istiyoruz. Haberiz olsun, bize yok, bize yok dedim. O da benim mesajıma cevap veriyor. Mustafa Kemal. Diyor ki, şimdi Batum'a emir verdim, bir cemiyet İslamiye namıyla bir cemiyet teşkil ediyoruz Batum'da. Sen bundan sonra Batum'la muhabere et cemiyetler, çünkü ben buradan terk ederim, beni bulamazsın. Ahmet Feyzi Erdem, mebus oluşunu da şöyle hatırlıyordu. Her kazadan birer azay tabiler, bizim azamız da Kürsün Bekir Ağa namıyla bir adamı vekil etti. Sonra Bekir Ağa geldi, dedi ki, üçüncü kongre, Sarıçınar Paşa, Ankara'da yapacak. Üçüncü kongreye iştirak etmek üzere sizin kazanızdan da seni münasip görüyor, sen gideceksin dedi. Onun üzerine pekala dedik. O vakitte buraları Gürcü hükümeti işgal etmiş idi. Etira. Fakat dedi, sen gideceksin ama sen niyesin edeceksin? Ben dedim, buradan bizim nahiye var, İnekar nahiye. İnekar nahiyesinden sağdan aşarım, Acara'dan Atina. Batum'a inerim dedim. Bekir'le birlikte gitti İnekar'a. İnekar'da bir gece kaldık. Oradan sağdan aşağı. Atla. Şimdi gemilerin arasından geçtik. Denize açıldık. Oradan geldik. Çorum'a geldik. Sonra geldik Yozgat'a.
3 gün sonra Cuma geldi, kalktık Ankara'ya gittim. Batum mebusları Ankara'ya ulaştıklarında meclis çalışmaya başlayalı 20 gün olmuştu. Ahmet Feyzi Erdem ve arkadaşları mecliste hiç kimseyi tanımıyorlardı. Bu yüzden Batum vekili Erdem, mecliste yanına gelip oturan Mustafa Kemal Paşa'yı dahi tanıyamamıştı.